Sublim Aktüel günümüz başlıyor. Şeydi bu, buydu. Şimdi kızlar günaydın. Şimdi BİM'den çıktım ve gerçekten bu sefer güzel şeyler gelmiş. Şimdi sizi birazcık şöyle bıraktım ama bence problem yok. Özellikle bence ustura kullanıyorsanız ve kirpik kıvırcıyı beğeniyorsanız ondan alın. Ben ondan alıyordum ama usturayı görünce korkup bıraktım. Sonra bir kadın orada açtı ve içi böyle hani çıkıyor. Yani nasıl diyeyim, çakı gibi bir şey aslında o. Ve kapanabiliyormuş aslında ama sonra bir daha dönmedim. Gerçekten güzelmiş. Bence kirpik kıvırcı alınırmış. Ben de birkaç şey aldım tabii yine. Ve denediğimiz çok şey vardı. O yüzden şey yapmadım. Nasıl diyeyim, yani şeyi almadım mesela. Şimdi birileri bakıyor da, bir saniye. Mesela rujların hepsini almadım çünkü 3 rengi de aynı görünüyordu. Anlamadım onu yani, bayağı numaraları farklı olmasına rağmen aynı görünüyordu 3 renkte. Kaş maskarası aldım, o rimeli 2 kez falan denemiş olmamız lazım. Ay şuradan bu görünüyormuş sürekli. Çok güzel çektim yani videoyu, neyse. Neyse, şeyi demek istedim. Usturalı o kaş kirpik şeysini, kaş ne be, kirpik şeyini alın bence. O güzel. Hem tarama fırçası var hem de şey var, usturası var. Onun dışında süngerler çok güzel görünüyordu. Ondan da aldım ve fırçalar da fena değildi ama fırça, yani artık her tarafım gerçekten fırça doldu. O yüzden almadım. Şimdi eve gidiyoruz, hemen deneyeceğiz ama dediğim gibi çok bir şey almadım denemelik. Evde görüşürüz. Şimdi aklıma şey geldi. Bence Estasyon'un organizeri de gayet güzel. Onlar gerçekten kaliteli oluyor. Ama ben şey yapamadım. Böyle koyacağım yerin
Açıkçası boyundan emin olamadım. Elimde patlamasın diye de almadım. Yüz masaj aletini görmedim, gelmemişti sanırım. Çünkü bir kadın sordu galiba onu, gelmedi dediler. Ama güzel şeyler gelmiş. Bir de Barbie koleksiyonu da çok güzeldi ya. Eve geldim, hızlı hızlı hemen ürünleri deneyeceğiz ama şimdi de bir giriş yapayım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Takip etmeyi de unutmayın. Şimdi aldıklarımı göstereceğim size. Dediğim gibi az ürün aldım. Çünkü özellikle rujları, rimeli denemiştik. Rimeli iki kez bile denemiş olabiliriz. 90 lira. İhtiyacınız varsa gayet güzel bir rimel ve waterproof. Kesinlikle alabilirsiniz. Bu rujlara gelirsek... Glossmuş bunlar. Ben mat ruj zannederek aldım. Üçü de aynı renkteydi. Benim gittiğim BİM'de mi öyle denk geldi bilmiyorum ama 01 ve 02 vardı ama onlar da aynıydı. Diğer üçüncü bir rengini görmedim ve gerçekten aynıydı. O yüzden tek bir renk aldım çünkü bunu da denemişizdir. Denemediğimiz ürün Golden Rose'un Tinted Eyebrow maskarası. Hemen zaten bunu denemekle başlayalım. Ben 02 numarasını aldım. Yine farklı bir rengini görmedim. Hemen bununla başlayalım. Bu da 90 liraydı. Ay, açık sanki değil mi? Birazcık açık gibi geldi bana ama gayet de güzel duruyor. Biraz doldurduktan sonra uygulasam daha iyi durabilirmiş ama birazcık sanki rengi açık gibi. Şöyle rengini size göstereyim. Evet. Benim kullandığım renge göre birazcık açık kaçıyor ama size uygunsa fena değil gibi şu an görüntüsü. Evet, bence hiç fena değil çünkü hakikaten birazcık dolduruyor gibi. Ben birazcık taşıra taşıra sürdüm ama. Evet, rengi bana açık oldu normalde kullandığım kaleme göre. Ama bence hiç fena durmuyor. Eğer koyu bir rengi olsaymış gayet güzel olurmuş. Kaş maskaramız bu şekilde. Herhangi bir hissi yok. Bence çok hafif bir hissi var. O da böyle şey değil yani. Ağır bir his değil. Gayet güzel duruyor şu an. Ama sanırım bu en koyu rengidir diye düşünüyorum. Ona göre... alabilirsiniz. Onun dışında hemen rujumuza geçelim. Glossumuza. Tek renk aldım dediğim gibi çünkü yani hem denedik hem de 3 renkte gerçekten aynıydı. Anlamadım yani paketleme hatası mı? Ya bu kadar aynı olmuyordu. En azından birazcık böyle bir renk farkı oluyordu. Şöyle göstereyim rengini. Renk bu şekilde. Yapısı her zamanki Golden Rose Gloss. Sizi şöyle biraz daha yukarı aldım. Çok aşağıda tutmuşum. Neyse başladık artık. Rengini şöyle göstereyim. Renk gayet güzel bu arada. Beğeniyorsanız bence kesinlikle alınabilir. Bu da 90 liraydı. Artık fiyatlar bayağı yükselmiş. Hemen ardından şöyle çok tatlı bir sünger aldım. Normalde sünger bir fırçayla makyaj uygulamayı bırakmıştım ama bunu gerçekten çok merak ettim ve 40 lira. Genelde Natural Love'ın ürünleri gerçekten güzel oluyor. Fırçaları da, süngerleri de. Bu da böyle çok tatlış bir sünger olunca size fikir olsun diye denemek istedim. Yani eğer hani güzelsek bunu kesinlikle alın. Çünkü 40 lira ve 3 tane sünger var içerisinde. Şöyle açayım hemen. Onun dışında da aslında onu açarken şunu da göstereyim. Çok tatlı tokalar gelmiş. Farklı çeşitleri de vardı. Ben şu mini Lotus'lardan aldım. Bunun fiyatı da hemen bakıyorum 30 liraymış. Şöyle bu rengini aldım. Farklı renkleri de vardı. Dediğim gibi çeşitleri de vardı. Şöyle hemen açtım geldim. Gerçekten çok güzel. Vallahi çok güzel. Yumuşacık. Kuru halleri bile yumuşacık. Şimdi hemen böyle bir denemek için şöyle likit bir allık getirdim. Birazcık ıslatacağım ve allıkla deneyeceğiz bakalım süngeri. Diğerinde şöyle bir yani bence kesinlikle iş görür. Çünkü kaç liraydı? 39 lira olması lazım değil mi? Aynen. 40 liraya şöyle hem kapatıcınızı uygulayabileceğiniz hem de güzel süngerinizde fondötenizi uygulayabileceğiniz bir sünger. Bence gayet güzel gibi duruyor. Yani fiyatına göre, fiyat performans olarak düşünelim. Bu yetmeyecek sanırım. Ben bunu ıslatayım, geleyim. Bu kuru hali, böyle şey, spreyim köpürdü. Hemen geliyorum. Bu da böyle ıslak hali. Böyle yani tam böyle pof pof da değil, çok yumuşak da değil ama yumuşak kesinlikle yani yumuşak. Bir görelim bakalım allıktaki performansını. Hani fiyatına göre düşünürsek gayet iyi ama yine çok tabii ki aşırı bir beklentiniz olmasın. Allığımı da normalde sürmüştüm ama ben almam diye planlıyordum açıkçası süngeri ama görünce gerçekten çok beğendim. Şöyle yapalım. Yani evet ne çok yumuşak ne çok sert diyebilirim. Bu arada ben süngeri yıkamadan kullandım. Çok iyi paketlenmişti. Bayağı bantlıydı. Açılmamıştır daha önce. Ama tabii ki yine de iyice yıkayıp kullanın. Dediğim gibi hiç fena değil. Yani ihtiyacınız varsa ve çok para vermek istemiyorsanız süngere gayet güzel. Bununla da pudra uygulanabilir. Evet.
Niye bu kadar şey yaptım? Kesinlikle pudra uygulanabilir. Ben bununla pudra uygularım. Ve kapatıcınız da gayet güzel uygulanır. Çok güzel oturuyor şuraya. Bence bu da alınır. Aa, yırtık mı dedim? Yok, değilmiş. Katlanmış sadece. Bu da kesinlikle gayet güzel. Böyle mini bir video çekmek istedim. Dediğim gibi çok deneyeceğimiz artık bir şeyler kalmıyor. Ama yine de görmek istiyorsunuz. Turu seviyorsunuz en azından. Onları da çekmiş oldum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım güzel bir video olmuştur. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.